Engelli bireyler yoğunlaştırılmış kursta KPSS'ye hazırlanıyor. Öğretmen olmak isteyen engelli Ebru Yaşın. Bizler gibi olan engelli bireylerin hayatlarına dokunuşlar yapmak istiyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, orta öğretim ve ön lisans mezunu engelli bireyleri gelecek hayallerini gerçekleştirmek için engelli kamu personeli seçme sınavına (EKPS) hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışta yürüttüğü projelerle engelli bireylere destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşlara istihdam sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla açtığı kurslar kapsamında ücretsiz EKPS kursu veriyor. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler için ayrı ayrı açılan kurslarda Türkçe, matematik, coğrafya, tarih ve anayasa olmak üzere engelli bireylere 5 branşta eğitim veriliyor. Eğitim programında, engelli bireylerin fiziksel ve zihinsel durumları göz önünde bulundurularak gruplar halinde ders veriliyor. 24 Nisan'da yapılacak EKPS öncesi adayların başarılı olabilmesi için eğitmenler yoğun bir program hazırladı. Sınava sayılı günler kala seri deneme sınavlarına alınan öğrenciler için soru çözüm saatleri arttırıldı. Öğrencilerle birebir ilgilenen eğitmenler, eksikliklerinin giderilmesi için konu anlatım ders saatlerini de genişletti. İçimizdeki korkuları yendik. Zihinsel engelli grubunda ders gören Yusuf Korkmaz 6 ay önce başladığı kurstan verim aldığını söyledi. Eğitmenlerin kendileriyle fedakarca ilgilendiğini vurgulayan Korkmaz, kursun dersin yanı sıra sosyalleşmesine de katkı sunduğunu ifade etti. Korkmaz şöyle konuştu. Eksiklerimizi tamamlamak için burada kendimize bir sorumluluk edindik ve bu sorumluluk üzerinde ilerledik. Diğer engelli grubuyla kaynaştık, burada biz topluma kazandırıldık. Çünkü biz dışarıdan böyle değildik ama biz bu kuruma geldikten sonra daha aktif olduk. İçimizdeki korkuları yendik. Bağırsak kanseri nedeniyle engelli olan Ebru Yaşın, branş derslerdeki eksikliklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. Yaşın şunları dile getirdi. Tarih, coğrafya, matematik, geri kalan bütün dersleri burada alıyoruz. Sınava burada sayılı günler kaldı. Hocalarımız seri denemeler hazırlıyorlar bizleri tam sınava adapte edebilmek için, sınava hazırlayabilmek için. Derslere yoğunluklar oluyor. Sürekli ders çalışmak zorunda kalıyoruz. Daha önce içe kapanık bireylerdik. Sonuçta bizler engelli bireyleriz. Bir farkındalıklarımız vardır. Ama hocalarımız olsun, gerekse buradaki destek veren diğer çalışan arkadaşlar olsunlar. Bunlar bizlere çok fayda sağladılar. Bizlerin biraz daha topluma karışmasını sağladılar. Çok faydasını gördük. Buraya gelerek çok çok doğru bir karar verdiğimi, çok hayatımda gerçekten dönüm noktası olabilecek bir yere adım attığımı, buraya kayıt yaptığımı düşünüyorum ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim gibi ya da bizler gibi engelli olan hiçbir arkadaşımızın ben içe kapanmasını istemiyorum. Bizler burada hem sosyalleşip hem biraz daha yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler, yeni yüzler görüyoruz. Hayalim buradaki bazı hocalarıma baz alıp ben de onlar gibi bizim gibi olan insanların hayatlarına dokunmak istiyorum. Bunu yapabilirsem bu benim için şahane bir şey olacaktır. Yani ben buradan sadece işte sınava gireyim, memur olayım, gireyim değil. Ben buradan sınavı kazandıktan sonra da sayın hocalarım gibi ya bizler gibi engelli olan bireylerin hayatlarına dokunup küçük dokunuşlar dahi olsa onları yapmak istiyorum. Onları memnun etmek istiyorum. Bir nebze olsun biraz daha hayata karışmalarını istiyorum. Engelli bireyler adaptasyon sorunu yaşıyorlar. İşte ben de hocalarım gibi biraz da olsa, küçük de olsa, büyük de olsa yapabildiğim kadar benim gibi veya bizler gibi olan engelli bireylerin hayatlarına dokunuşlar yapmak istiyorum. +650 engelli birey faydalandı.
Sümer Park'ta bulunan Engelli Destek Merkezi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan Aktif Yaşam Merkezi'nde verilen kurslardan şu ana kadar 150 engelli birey faydalandı.